Arkadaşlar başına bir şey yapalım isterseniz basın açıklaması. Bakın siz milletvekilisiniz. Mecliste de çok güzel yapıyorsunuz. Hayır. Açıklamanızı. Süleyman. Sağdan giderseniz. Polis arkadaşları arkasından. Polis arkadaşların arkasında saklanma. Bu arkadaşlar Türk milletinin çocukları. Senin bodyguardların değil. Bunların çoğu benim öğrencim. Sen don lastiği satarken ben akademide ders veriyordum adam. Bravo! Bravo! Beni burada durdurma. Lazım. Ben geliyorum. Hadi kapının önüne çık. Süleyman kapının önüne gel. Televizyona çıkıp küfretmek. Benim aileme küfretmek senin haddine mi? Hadi gel bakayım oraya. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Masa mensupları siz gelmeyin. Ben geliyorum. Masaya durdurun ben de. Gerek saray ittifakı, gerek AK Millet ittifakından farklı olarak gönüllü dönerler, onlara ev yaparız dönerler demiyoruz. Burası dünyanın Luna Park'ı değil. Her ipini koparan Türkiye'ye gelemez. Biz bu 8 milyon insanı bir sene içerisinde tarihin en büyük geriye dönüş projesiyle vatanlarına yollayacağız diyoruz. Politikamız hem AK Millet İttifakı yani sarı muhalefetin dengesini bozdu hem de sarayın dengesini bozdu. Dün Soylu'nun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret bu operasyonun işaretçisi. Bugün Süleyman Soylu'ya meydan okuyan İçişleri Bakanlığı önüne geleceğini söyledim ve Soylu'ya çağrıda bulundum. Soylu, korkma. Ya sen Karadeniz olmuşsun. Karadeniz uşağı. Ofluyum diyorsun. Ben ofluların cesur olduğunu bilirim. Ama sen oflu değilmişsin, kofluymuşsun. Ya ben tek başıma giriyorum. Ümit Özdağ'dan bu kadar mı korkuyorsun? Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı? Birçok insanın peşine taktığın gibi. Yemek yediğim restoranlardan Visa kartı ödemelerimi toplatmadın mı? Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Bu görevin bittiği zaman sen tutuklanacaksın kardeşim. Bunun sen de farkındasın. Sen Cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Hadi er mi yaman bey mi yaman. Bundan sonra seninle Süleyman bu iş ikimizden birisi ölene kadar devam edecek. Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bu kavga sonuna kadar devam eder. Ama provokasyonları hiç deneme. Her provokasyon girişimini ağzından içeri çıkarmışsın. Süleyman Soylu'nun bir korkak olduğunu bütün Türkiye gördü, bütün dünya gördü. Ümit Özdağ'ın karşısında çıkamadı. Bravo, bravo başkanım. Bozkır! Bozkır! Bozkır!